Bu kavanoz Krallar Vadisi'ndeki küçük ama gizemli mezarlardan birinde bulundu. Muhafaza kavanozları dörtlü setler halinde hazırlandıkları için üç diğer kavanozla birlikte gömülmüş. Bu kavanozlar ölen kişinin ayrı ayrı mumyalanmış mide, bağırsak, akciğer, karaciğer gibi iç organlarını muhafaza etmek için kullanılırdı. Kavanozun üzerindeki kadın figürü gerçekten çok güzel ve yarı saydam bir taş kullanılarak yapılmış. Taşın belirgin damarları, krem beyaz ve sarıya çalan bir rengi var. Kavanoz şekli itibarıyla bir insan vücudunu andırıyor. Kapağının üzerinde ise uzun ve düz bir burnu, dolgun ve canlanacakmış gibi görünen bir ağzı olan oval şekilli ve huzurlu bir yüz var bu güzel gözlerde esrarengiz bir bakış görülebilir. Özenle şekil verilmiş kaşları için cam kullanılmış. Kavanoz üzerindeki tek renk de bu zaten. Mısır'a ait çoğu eserde çok fazla boyama kullanıldığı için bu durum bu kavanozu modern ve özel kılıyor. Bu kavanoz bir defin sırasında kullanılıp bir daha gün yüzü görmemek üzere tasarlanmış. Kavanoz ölümden sonraki yaşamın da ötesinde bir anlam taşıyor. Kavanoza baktığınızda öğrenmek istediğiniz ilk şey tabii ki de bu kadının kim olduğu. Arka kısımdaki yazılar ne yazık ki silinmiş. Birinin buradaki yazıları kazıyarak ortadan kaldırdığını düşünüyoruz. Araştırmacılar kazınmış yazıdan geriye kalan çizgileri inceleyerek bu kavanozun Kiya isimli bir kraliçe için yapıldığı tahmininde bulundular. Peki, sıradaki soruya gelecek olursak. Kiya kimdi? Aslına bakarsanız Kiya son derece gizemli bir karakter. Akhenaten'in eşi olduğunu biliyoruz. Ancak kavanoza yakından bakıldığında, kavanozun ve kapağının birbirine ait olmadığı fikri ortaya çıkıyor. Bu yüzden kavanozun kapağının Akhenaten'in annesi Tiye'ye Kavanozun kendisinin de Kiya'ya ait olduğunu düşünüyoruz. Yazıların silinmiş olması bu kavanozun fonksiyonelliğini engelleyebilirdi. Yani üzerindeki yazılar silinmiş ama mezarda bırakılmışlar. Neden? Eski Mısır biliminde her şey sorgulanır. Bu obje ve arkeolojik teorilere hayattaki diğer her şeye yaklaştığınız gibi biraz şüpheci yaklaşmalısınız. Kanıtları bulun bir hikaye üretin ama diğer önerilere de açık olmayı hiçbir zaman unutmayın. Her neyse, bildiğimiz tek şey gizemli ama güzel bir sanat eseriyle karşı karşıya olduğumuz gerçeği.